söyleyebilir. Namaza niyetlenmeden, namaza uymadan imam yanılmış olsa bile söyleyemez, ayeti bilmiş olsa bile söyleyemez. Söylerse cemaatle namazı gider. Onun için evet. Ve yürsiduha, yine namazı bozar. Ettekbiru biniyeti intikali salatı okra. Namazın içerisinde namaza niyetlendi. Sonra da de ki ya ben niye namaz kılayım ki başka bir namazı kılayım diyerek öyle niyetini değiştirirse namazı içinde namaz bozulur. Yani böyle namazı kılıyor da dur ben öyle namazı kılmayayım diye kendi namazı kılayım gibi yani böyle bir namaz kılarken namazın niyetini değiştirirse tekbiri değiştirirse namaz bozulur yine yani. Yine ve yüksüz ha yine namazı bozar. Eyzan yukarıda geçtiği gibi mümmeddel hemzeti fit tekbir. İftitah tekbirinde imam veyahut da cemaat her neyse Allahu Ekber'in elifini başındaki hemzesini Allahu Ekber diye okursa namaz bozulur. Bak bu, buna çok dikkat etmek gerekir. Cemaat da imam zaten bilmesi gerekir. Şeylerde. Cemaatle tekbir getirirken Allahu Ekber diye elin buradaki baştaki hemzeyi adi uzatırsa namaz bozulur. Namaza başlamamış olur. Çünkü burada tehlikeli bir mana meydana geliyor. Allahu Ekber demek Allah büyük müdür? Bir sorusu çıkıyor. Soru yerleri meydana geliyor burada. Soru meydana geliyor. Allah'ın büyüklüğünde şüphe var gibi ortaya çıkıyor. Bu da namazın bozulmasına sebep oluyor. Bunu çok dikkat etmek gerekiyor. Cemaatta, imamda kim olursa olsun namaza Allahu Ekber. Elif uzatılmadan Allahu Ekber diyerek bu şekilde söylüyor. Allahu Ekber demek tehlikeli. Ama namazı bozmayabilir. Fakat başındaki hemzeyi adi uzatmak namazı bozar. Yani buna dikkat etmek lazım. Ve yüksüda eda rüknün kerukü'in ev imkani, ev mazar. Şimdi burada yine namazı bozar. Eda rüknün kerukü'in ev imkani, ev mazar. Zemenin yes'a edaya rüknün. Ma keşfil avrat. Bir avret mahalli açılan bir insan bir yükün miktarı eğer bu avret mahallini açık tutarsa ki bu da üç sefere subhanallah veya iki üç ve subhanallah diyecek kadar avret mahalli açık kalırsa yine namaz bozulur. Çünkü burayı kapatmak farzdır yani. Ve yüksüdü hakine namazı bozar. Musafakatü muktedi bir rübdin lemüşarikü fîmâ. İmama uymadan bir rüknü kendi kendine yaparsa namaz bozulur. Adamın namazı gider. Mesela şöyle. Öyle ikindi her neyse. Herhangi bir namazı. İmam rükû vardı. O herhalde ayakta. İmamla beraber rükû etmeden herhalde ayakta duruyor. İmam rükû bitirdi. O yukarıya kadar Allah'u ekberdi. O ayakta duran adam da rükûa gitti. İmamla beraber rükû yapmadığı için adamın namazı gider. Bunun için buna dikkat ediyor. Yani imama uymak zorundayız. Yani imam şeylerdir. Bir de şöyle bir durum var. Buna da dikkatinizi çekeyim sırası gelişken. Namazın içerisinde, gerçi bizim Türkiye'de imamlar pek secde ayetlerine namazda okumuyorlar. Okursa da sona getiriyorlar. Halbuki ben okuma taraftarıyım. Aralara sırada cemaat alışması lazım yani. Yani namazın içinde 14 günde secde ayeti var. O secde ayeti namazın içinde okunduğu zaman secde ayeti biter bitmez Allah'u Ekber direkt olarak imam secdeye gider, cemaat imama uyar secdeye gider, Allah'u Ekber secde bittikten sonra yukarı kalkar ve namaz tamamlanmış olur. Ama imam Allah'u Ekber deyip secdeye gidince cemaat ne yapıyor bu imam diyerek ayakta duruyorsa İmama uymuyorsa imama uymayanların namazı gider. Bir sefer hac zamanında oldu. Biraz da Mekke'de Cuma sabahları hac zamanı değil diğer zamanlarda özellikle imamlar Mekke'de secde suresini okurlar. Secde suresi hemen hemen 3 sayfa. 3 sayfa secde suresi. Bir sureyi okurlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okuyor. Onlar da okuyorlar yani.
Sure, o surenin tam ortasında secde ayeti vardır. Yani ikinci sayfanın ortasını geçerken secdesinin ayeti var. Şimdi imam, arkadaki cemaatı Arapça bilmediğini nereden bilsin ki adam kendisi Arap? O ne yapıyor? Secde suresini. Oraya kadar okuyunca Allahu Ekber dedi, gitti secdeye. Şimdi bizim cemaat, imam rükuya geldi zannetti. Kimisi rükuya gitti, kimisi ayakta duruyor böyle. Kimisi rükuya gitti, kimisi ayakta duruyor. İşte orada rükuya gidenlerin namazı tamam. Rükuya giden namazı secdeye yerine geçen, tamam. Secdeye gidenlerin de namazı tamam. Ama imama uymayıp da ayakta dikilenlerin namazı fasıl. Çünkü o secde de bir rükun sayılır. Namaz işte buna secde bir rükun sayılır. İmama uymak zorundayız. Bir de şu var. Bir de şu var. Evet. Onu umama uymak. Bir de mesela evet bir şey mi soracağım? Namazın eğer o ayeti, secde ayetini bitirip ve ikrahta olduğu gibi rükuya giden namazı secdeye giderse o namazın secdesiyle Tilavet ve Teccid'i ikili beraber bir şekilde yerine getiriyor. Bu caiz. Bu doğru. Bu olabilir. Olur. Ama secde ayeti okuduktan sonra iki ayetten fazla okursa namazın sonunda bu secdeyi yapacak. Senin namazda da secde yapması gerekir. Yani namazın secdesi yapacak. O secdeyi de ayrıca yapması gerekir. Mukabele de namazdan sonra şey mukabele bitince yapıyorlar. Ama teravih namazında yapmaları gerekir. Teravih namazında uyumaları gerekir. Uyarlar yani buna. Bunu namaz sıdırı böyle şey bilmesi gerekir yani. Bir de ha şöyle ikinci rekat ama sonra alışacak cemaatler yani imam bu. Çünkü teravih namazı şeyler durunca bir hatimle durunca 14 yedir seyreder giderince cemaat bunu bilmesi lazım. Ve imam Allah'a yapma direkt. Yalnız Mekke'de şuna dikkat edin yani Allah nasip eder giderseniz böyle bir şey başınıza gelirse biliyorsun imam Allahu Ekber deyince müezzin de tekbiri tekrar ediyor. Müezzin tekbiri tekrar ediyor. Tilavet secdesinde imam Allahu Ekber diye müezzin hiç sesini çıkarmaz. Buna dikkat edin. Yani mana Arapça bilmediği için secde ayeti olduğunu fark etmeyebilirsiniz. Ama imam Allahu Ekber deyip secdeye gider müezzin hiç ses çıkartmaz. Tekbiri tekrar etirmez. Etmez o zaman. Ruku ve secdede bile tekrar ettiği halde tilavet secdesinde tekbir alır. İmam bunu tekrar etmez. Ondan fark edemeyen halde unutmayın bunu. O bu şekilde dikkat ederseniz başlamış olacak. Ve yetsüde musabakatın muktedi bir rüknin lemişarı fîmâ. Evet. Kemale öyle vekâ ve rakâre sevkâbe. Az evvel söylediğim gibi demek ki İmamın dışında imam var. İmam rükuya gittiği zaman adam ayakta duruyor. İmam doğrulurken oraya gidiyor. Bu yanlış. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Veya secde olabilir, rükû da olabilir. Hadi bir sonuçta olsun. Rükû imamın dışında bir rükûn vardı. Kendi kendine yaparsa namaz fasulü. O adamın namazı fasulü. İmam namazıyla. Evet. Şimdi beyinçide mutabatı imam fizyüz sevdi sevi mesbuk. Dışarıdan geldiniz. Mesbuk oradan gel. İmama uyumanın bu şartı. Birisi müdrik. İmamla beraber Allah'a bekledi. İmamla beraber namazı bitiriyor. Buna müdrik. İdrak etmiş, uyumuş. Namazı falan hani imamla beraber. Bir de dışarıdan gelen imam 1, 2, 3 neyse rekatları kılmış. Dışarıdan gelen bu zar imama uydu. Niye dedim öyle namazını kılmayan o farzına kılmıyor. Uydum ama Allah'a ekber dedi. Ama imam ondan önce iki rekat, üç rekat neyse kılmış. Onları bilecek imamla beraber kaç kere kıldıysa imam selam verir. O selam verir de kalkacak. Kalktığı zaman imamın sevgi secdesi var. Adam ne bilsin imamın secdesi olduğunu. İmam sevgi secde için eğer selam verir vermez adam imam selam vermeden ayağa kalktı. Bir acil etti ayağa kalktı. Veya tahiyyat okudu, tahiyyat oturunca nasıl imam selam verecek dedi, ben daha ayağa kalkayım namaz derken devam edeyim derse. Esasında selam verdikten sonra kalkması gerekir, bu meseleyi bilmeyecek. Ayağa kalktı, imam da sevecek değil. Hemen imama uymak mecbur edildi.
imama ayağa kalkmış olsa bile direkt gidecek, imama beraber o filan sevmi şeyini yapacak, imam seyrede bittikten oturacak, ondan sonra yerden ayağa kalkmasına, kalan rekatları tamamlaması lazım. Eğer uyumazsa, yani o imama ayaktayım ben artık kalktım tamam derse de uyumazsa namazı bozulur. Veyahut da ahı ayağa kalktı, imam selam vermeden o acele acele hızlı bir şekilde bir rekat kıldı, secdeyle yaptı ama imam sevim secdesi vardı imamın, imam selam verdi, sevim yaptı. Ama adam bir rekat kılmıştı imam selam verince yaptı. Ama adama namazı kıldı. O namazı yerine kılmamıştı. Artık imama uyumuşsa bile geçti. Yani bir rekatı tamamladığı için, imamın dışında bir rekatı tamamladığı için o adamın namazı fasık olur, yeniden namazı kılması gerekir. Bunlar mescidine gidip bilmek gerekiyor. Birinci secdesi gidebilir ama o rekat sayılmaz. Yani imam dışarıdan geldi, o imama uydu, imam birinci secdeye giderse direkt secdeye uyabilir. Tamam, iki secde yapar imamla beraber ama o rekat sayılmaz. Kalkın yerden durmaz, yürük yürük yürük. Ama imam birinci secdeyi yapar, ikinci secdeye gittiyse o zaman namaza imama uymaması gerekir, bekleyecek. İkinci secdede imam doğrulduktan sonra oturuyor, ayağını kalktı, o zaman beklemesi lazım. Bir secde, iki secde yapmak farz oluyor. İki secde. O bir secde yaptıysa adam namazı olmaz, o adam ne yapacak? İki secdeyi imamla beraber yapabiliyorsa uyacak, hemen uyan. Ama imam birinci secde yaptıktan sonra imama uyarsa o adamın namazı olmaz. Çünkü bir secde değil, iki secde farz edilmez. Evet, bu da öyle. Ve yüksüdaha adem-i iadetil cülûsil akir bâde edâ-i secdeti sulbiye. Secde-i sulbiye vardır. Şöyle, mesela ki adam namaz kılarken iki secde yapıyoruz da namazı her rekatta sonunda iki secde yapıyoruz. Fakat unuttu, bir secde yaptı, iki secde yaptım zannetti. Namaza kalktı ama dedi ki ya ben rekatın birisinin secdesini unuttum. Unuttum. Namaza devam eder. Ne yapalım biliyor musunuz? Namazın sonunda oturur, ettehiyyatı okur, bir tarafına selam verir, direkt o secdeye gider, o unuttuğu secdeyi yapar, yine oturur, ettehiyyatı okur, ondan sonra da yine bir tarafına selam verir, sevgi secde yapar, bu secdeyi yerinden oynattığı için ne yapar? Yine sevgi secde yapar, bu şekilde o secde yerine göre namaza tamam olmuş. Evet, buna secde-i sulbiye derler, buna da dikkat etmek gerekir. Yani bu da insan unutabilir yani. Ve yüfsidaha kâkâtu imamil mesbûk. Şimdi ve yüfsidaha genemezi bozar. Kâkâtu imam. İmam, olan ya olur ya insanın kalbi hasta mıdır? Neyse imam kâkâ attı namazın sonunda. Namazı bitirdi, kâkâ ile namazdan çıktı. Kâkâ namazın içerisinde kâkâ ile gülmek namazı bozar. Kâkâ ile gülerse hem abdest gider hem namaz gider. Fakat mesbuk, imama uyar mesbukun daha rekatları var geride. İşte o mesbukun namazı bozuyor. Mesbuk, yani sonradan gelen rekatları, birkaç tane rekatı daha var, eda edip de bu adamın namazını kalkıp yerine durması lazım. Şey, yalnız şunu da söyleyeyim, bu sırası gelmiş gene. Yanındaki işitecek kadar, bak ne diyor, yanındaki işitecek kadar gülen insanın, namazı gitti, gülen insanın hem abdesti hem namazı getirir. İyi dikkat edin bu meseleye. Yanındaki işitecek kadar gülen bir insanın hem abdesti hem namazı gider, neden durmasın? Abdest alacak, neden namazı alacak? Fakat yanındaki işitecek kadar değil de kendi kendine işitecek kadar gülerse namaz bozulur, abdest bozulmaz. Namazı yeniden durması gerekir. Buna çok iyi dikkat edin. Bazen komiklik oluyor. Geliyor birisi bir şey yapıyor, çocuk yapıyor vesaire. Cemaat gayri ihtiyacı olarak adamı gülmeye başlıyor. Namaz abdest bozulmaz. Namaz zaten yok oldu da abdest bozulmaz. Bu şekilde bir abdest bozulmaz. Ama dediğim gibi namaz.
namazın içerisinde canındaki işitecek kadar gülen bir insanın hem abdesti hem namazı gidiyor. Fakat kendi işitecek kadar kendi güldüğünü hissediyorsa namazı bozulur, abdesti bozulmaz. Yeniden namaza niyetlenmesi gerekir böyle bir insan yani. Ve yürsüde bir namazı bozar. Esselamu ala re'sik rek'ateyni fi gayriz senayiyyedi. Mesela namazı ikinci rekatın başında oturdu. İkinci rekatın başında oturdu. O namazın bitti zannederek selam verirse namaz bozulur. Selam verirse namaz bozulur. Yani selam verdi namaza, o zaman ne oluyor? Daha bir rekatı var çünkü. İkinci rekatta böyle bir yanlış yaparsa namazı ne yapar? Kalkar, yanmaz, namazına devam eder. Evet, namazı bozan şeylerin üzerine böyle durduk. Burada birkaç ayet, şu hadis-i şerifler var. Namazla ilgili şu hadis-i şerifleri size nakletmek istiyorum bunu. Min fazailse, namazın faziletlerinden. Hazrul huşu, namazda huşu. Huşu çok. El huşu fissalati. Evet, namazda huşuğun fazileti. Kalemel kale, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, قَدْ اَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِرُونَ Müminler felaha kurtuluşa ulaştı. Kim? اَلَّذ۪ينَ Bu kimseler ki ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِرُونَ Namazda huşuğ içinde, namazı kuran insanlar kurtulurlar. فَيَحْرِسْ اَخِي Ey kardeşim, dikkat et. Ey kardeşim, dikkat et. Dikkatli ol. Alel huşu'u vel hudu. Namaz içinde huşu'a dikkat et. Fî kulli salâtin tusallihâ litekûne minel müfli. Felâha ulaşmak isteyen ey kardeşlerim diyor. Namazın içinde namaz kılarken huşu'a dikkat edin. Namazın içinde olduğunuzu unutmayın. Allah'ın huzurunda durduğunuzu unutmayın. Namaz ibadetlerin en şahı, en üstünü, en başı. Namaz çok dikkat etmek gerekiyor yani. Evet, yine bir hadis-i şerif, böyle kitapta, tefsirden kenarında bir hadis-i şerif gördüm, şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, gece karanlıkta namaz kılanın gündüz yüzü aydınlık olur diyor. Gece karanlıkta namaz kılan insanın yüzü aydınlık olur diyor, gündüz yüzüne vurur diyor, gün aydınlık olur diyor. Bazı herifler söyleyeyim aklıma gelmişken. Evet. Esvâhul nâsi sirgâten hırsızlık bakımından en kötü olan nedir? Yasrugu min salâdihi namazda çalar, namazda hırsızlık yaparlar. Gâlu, ey sahabı, sahabı diyor ki ya Resulullah keyfe yasrugu min salâdihi ya Resulullah namazda nasıl çalar? Nasıl hırsızlık olur diye soruyor sahabe ikram. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor. La yetimmu ruku'a ve sucuda. Rukunu ve sucudunu tam yapmayan insan namazdan çalmış olur diyor. Böyle bu insan hırsızlık yapmış olur diyor. Ruku ve sucud secdeleri hakkıyla yapmak, tadil erken dikkat etmek gerekiyor. Bu hadis-i şerifi Revahu Ahmed ve Tabarani fi Kebir Efsat'ta zikrediyor. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram sorduğu zaman namazda nasıl hırsızlık olur deyince o diyor ki ruku ve secdeyi yapmak. Bir de biliyorsun namazda huşuğa varabilmek için ayaktayken secde mahalli. Namaz Mekke'nin dışında kılıyorsan. Mekke'de Kabe'nin bulunduğu yerde namaz kılıyor ve Kabe'de önündeyse namazda Kabe'yi muazzamaya bakarız. Ama burada Kabe'yi görmediğim için ne yapacak? Secde mahalline bakmak lazım. Ayaktayken rükuğa vardığımız zaman ayaklarımızın ucuna otururken kucağımıza bakarsak kola kola huşu kaybetmemiş oluruz. Çünkü göz, insanın gözü baktığı yerde hemen kendisini oraya çeker, akıl da oraya gider. Başka şeyler düşünmeye başlayan insan namazın içerisinde. Onun için işte bu şeylere dikkat eden insan aklı kolay kolay dağılmaz. Buna dikkat etmek gerekir. Fazıl sucudu lirrabbil mabud. Evet, kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor.
اَقْرَبُ مَا يَكُولُ الْعَبْدُ En yakın, مَا يَكُولُ الْعَبْدُ Kulun min Rabbi Rabbine en yakın olan noktası ruhuna sacidun, secde halidir. Kulun Rabbine en fazla yaklaştığı nokta namazdaki secde halidir. فَاَكْسِرُوا مِنَ الدُّعَائِ Secdede duayı çoklaştırır. Bu ne demek? Namaz içerisinde tesbihatı bırakıp dua mı edeceğiz? Hayır, bu değil. Namazı kıldın, seccadenin başında oturdun, hemen secdeye kapan, namazın dışında secdeye var, secde halindeyken Cenab-ı Hakk'a bol bol dua et. Çünkü insanın en çok duaların kabul olduğu nokta secde halidir. Allah'a insanı en fazla yakın olduğu noktada kulun Rabbine en fazla yakın olduğu noktada duadır. Müslim rivayetini bu hadis-i şerif. Yine başka bir hadiste Kâle Resulü'nün مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَيْدَةً Herhangi bir kul Allah'a secde ederse اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ بِهَا Allah-u Teala o kulun yapmış olduğu secdeden dolayı kendisine yazılır. Haseneten bir hasene. Her secdede bir hasene. Bir hasene bir iyilik demektir. Yani. Yazılıyor. لَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّدَةً Bir günahı siliniyor. وَرَفْعَا بِهَا dereceden bir derecesi yükseliyor. Bir secdeden üç kazanç birden. Bir namazda bir secdeden. Bir hasene, bir sevap kazanıyor bir. Bir günahın çarp geliyor iki. Bir derece artıyor üç. Demek ki şu halde bunu İbn-i Mace senet, sahih senediyle İbn-i Mace zikrediyor bu hacere. Fazıl huşû fi salat, namazdaki huşûun fazileti hakkında yine Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamsu salavati beş vakit namaz iftarazahunnallahu azze ve celle Allah-u Teala bu beş vakit namazı sizin üzerinize farzdır diyor. Beş vakit namaz müminlerin üzerine farzdır. Farzı yerine getirmeden başka şeyle kurtuluş olmaz ha. Farz mutlaka yerine getirecek. Sonra farzı yerine getirmek için engel olan bir insana itaat olmaz. Farza engel olan bir insana itaat olmaz. Buna dikkat edin yani. Men ehsene vudu'ya kim abdestini güzel bir şekilde alır. Abdestin farzlarına, adabına ve sünnetlerine yazarak abdestini güzelce alır. وَسَلَّهُنَّ لِوَقْتِينَ Vaktin içinde namazını da kılar. وَاَتَمَّ رُكُوعَهُ هُنَّ وَسُجُودَ هُنَّ Rukuğunu ve secdesini de tam manasıyla yapar ise ve huşu'ahunnen namazdaki huşu'una da riayet ederse kâne lehu ahdun indallâhi eyyâsurele Allah-u Teala Hazretleri ahdediyor, söz veriyor ki onun günahlarını bağışlayacak. Biliyor musun? Ne kadar büyük bir kazanç. Bunu Ebu Davud ve Nesai'yi zikretmişti bu haşeyi bu burada geçiyor. Demek ki şu anda beş vakit namazı güzel bir abdest alırsa ve namazını kılarsa rükûnu ve secdesini huşûna riayet ederek namazı kılan bir insanı Cenab-ı Hak ahdediyor. Ne diyor? Ben bu kulumun günahlarını bağışlayacağım. Fazl-ı salavat-ı nafileti fil beyti. Nafile namazların evde, evlerde kılınmasının fazileti. Sallu eyyuhannâs, ey insanlar diyor Resulullah Efendimiz. Sallu kılınız eyyuhannâs, ey insanlar. Fî büyûtikûn. Namazlarınızı evlerde kılınız. Hangi namazı? Nafile namazı. Farzlara zaten camiye geleceğiz. Fe inne bunne. Çünkü o efdalü salatil mer'i kişinin en faziletli namazıdır. Fi beytihi ilerlek. Evinde kılmış olduğu nafile namazlar en faziletli namazdır. Ancak farz namazlar hariç. Farz namazlar camiye iştirak ediyor. Cemaate iştirak ediyor. Farzların dışındaki namazları mesela ki kuşluk namazı var, vebadin namazı var, gece teheccüd namazı var, işte bu namazları evlerde kılmaya gayret sarf etmemiz daha iyi, daha güzel. Yani şunu söyleyeyim.
cemaatimizden bizim Hanefi mezhebinde bu nafile olarak geçiyor da Şafiler buna çok dikkat ediyorlar. Şuna, camiye gelen her caminin Müslümanlığına bir hakkı vardır. Caminin hakkı bu. Ne? İki rekat tahiyyetül mescid namazını kılmak. Tahiyyetül mescid cami namazı demek. Tahiyyetül mescid cami namazı. Camiye geldiğiniz zaman eğer öğlenden önce yarım saat varsa olmaz. Bir. İkinden sonra olursa olmaz. İki. Bunun dışında ikinden önce, yasından önce burada vakitlerde geldiğiniz zaman oturmadan önce iki rekat tahiyyetül mescid. Hemen namazı kılın. Bunun çok büyük sevabı var. Ben cami hakkında özel düşünüyorum. Tahiyyetül mescid. Bir adam her gün Hanefi mezhebine göre bir adam beş vakit namazı bir camide kılıyorsa günde bir sefere kılması yeterli bize göre. Ama Şafii mezhebinde olan kardeşlerimizi görüyorum ki her geldiğimiz an onlar ne yapıyorlar? O tahiyyetül mescid namazını camide kılıyorlar. Evet. Böyle. Bir de muru evladikum bis salati. Çocuklarımıza namazı emretme hakkında bu hadis. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Muru evladikum bis salati. Çocuklarımıza namazı emrediniz. Kıldırınız namazı. İza belagu seban. 7 yaşına değdiği zaman. Dikkat edin. Aman canım siz de hoca Allah 7 yaşına çıkıyor namaz mı kıldırılır? Demeyin. Çekirdekten yetişme sözü bizim atasözümüzdür. Çekirdekten böyle yetişir. 7 yaşına değdiği zaman çocuklarımıza namaz kılmayı öğretiniz, ısrarla durunuz. Kadriduhum aleyha iza belagu ahsan. 10 yaşına değdiği zaman bazen de korkuturuz onları. Tamam, adam akıllı gibi pataklayalım demek değil yani. Burada yani seni döverim gibi böyle ufaktan şeylerle namaza alıştırır biraz da tazdik edilir diyor. Ama çocuğa da tazdik mi olur? Demeyin. Yoksa 15-10 seneden dediği zaman sizi tanırız. Kılmaz o zaman. O buluğ çağı dediğimiz erginlik çağına dediği zaman o kendisini minarenin tepesinde görür. Kendisini herkesin başından geçen bir ağzıdır. Bütün hepimizi. O kendisini minarenin tepesinde görüyor. Kimseye boyun eğmez. O zaman dinlemez. Ama 7 yaşında namaz kılmaya alıştırırsanız o alışkanlık ona devam eder. Kalbinde yer eder. Namaza ısınır. İnşallah böyle olsun. Ve ferdebu beynehum fil madacih. Yataklarını ayırınız diyor Resulullah Efendimiz. Bak yataklarını ayırınız diyor. Demek ki 10 yaşına değdiği zaman çocukları aynı yatak içerisinde yatırmayın. Kız, erkek yataklarını ayırın diyor. Allah Resulü sen ahlaklı büyümeleri, ahlaklı yetişmeleri için bunlara dikkat edin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çocukların üzerine bu kadar duruyor, dikkat edin. Çocukların camiye gelmelerini işte bunun için cemaat çocuğu çocukları. O bir gün iki gün yaramazlık yapabilir çocuk. Ama sonra alışır yaramazlık kaybolur. O gayet güzel namaza arasına girer cemaatin arasına safları arkada saf bağlar namazı kılar hiç yaramazlık yapar. O ilk zamanları olur. O çocuğu çocukluğu vermiş o tesirle ama zamanla o yaramazlık kaybolur. Onun yerine çocuk gayet terbiyeli, efendi, ağırbaşlı cemaattan bir fert olur. İnşallah çocuklarımızın böyle olmasını temenni ediyoruz. İnşallah böyle olsunlar yani. Başka türlü yoksa eğer bir tane televizyon kanalında çocukları şey batı müziğiyle oynatıyorlar. Yani Mozart'ın bilmem nedir müzikleriyle çocuklara dans etmeyi öğretiyorlar. Öyle öğrenirseniz mezarınızın başında şarkı söylerler siz gömülürken. Şarkı mı söylemesini istersiniz, Fatiha okuması istersiniz. Elbette zannedersin hepiniz Fatiha okuması isteriz. Hepimiz öyle isteriz. Fatiha okumasını isteriz. O halde çocuğumuza Fatiha'yı öğretmezsek bekleme, bir şey bekleme hakkımız yok. Yani ya bir şey öğretemedik Kur'an. Kardeşim çocuklara Kur'an öğretmek bugün bir şartları çok var. Her caminin,
her camide diyorlar, her camide imamlar çocuklara, gençlere, ihtiyara, şuna buna Kur'an okumak mecburiyetinde öğretmek zorundadır. Diyanetin emri var. Kesin emir var diyanet. Hepsi öğretecek. Emir bu. Ama siz gayret sarf edeceksiniz. Biraz çaba sarf edeceksiniz. Hiçbir şey kolay olmaz. Onun için de sizin çaba ve gayret sarf etmeniz yani çocuklarınıza örnek olur. Cuma akşamları çocuğunuz Kur'an okuması biliyor. Gel oğlum bakalım gel şöyle. Abdest alalım gel sen de Kur'an okuyalım. Çocuklar teşvik edin. Biraz hediye alacaksınız kardeşim. Ufaklara bir hediye alalım. Teşvik edin. Çocuklar sever böyle şeyleri. Onun sevdiği bir hediye alalım. Gel bakalım oğlum bak. Ben sana hediye alıyorum. Gel cuma günü. Şurada bir Yasin okuyalım. İkimiz beraber bak. Ölümlerimiz bize geliyor. Bizden hediye bekliyor diyerek çocuğu böyle güzel sözlerle teşvik ederek ona bir Yasin beraber okuyun. Ondan sonra kabul edeyim kardeşim. İmam olmak şart değil. Hoca olmak şart değil. Allah'ın dualarımızı kabul edin. Diyemiyor mu sen? Ona Türkçe dua et. Allah Türkçe de biliyor, Arapça da biliyor. Sen Arapça bilmediğin dil olmaz. Allah her dili biliyor. O halde çocukları böyle alıştırmak zorundayız. Onun için çocuklarımıza namaza devam ettirelim. Ama ihmal etmeyelim. En büyük kaybımız çocuklarımız olur sonra. Allah'ın hafizlerimiz. Allah-u Teala Hazretleri kabul etsin. İnşallah önümüzdeki haftalarda yine bu namaz konusunda gelen bölümlere devam edeceğiz. Cenab-ı Hak hatalarımızı, kusurlarımızı bağışlasın. Allah hepinizden razı olsun. Allah cümlemizi de ibadetlerimizi kabul eylesin. Çocuklarımızı ıslah eylesin. Sonra arkamızdan böyle fatihalarla bizleri anacak. Yardım et, evliyetsin ve cümlemize nasip eylesin. El-Fatiha.